Altay Dağları'ndan çıkan Aşina ailesinin lideri Bumin Kağan, Göktürk Devleti'ni kurmuş, oğlu Mukan Kağan da baba ve ağabeyinden aldığı tuğu çok daha ötelere dikip adını tarihe yazdırmıştı. Birkaç boy hariç Türkçe konuşan tüm boyları bayrağı altında toplayan Göktürkler, steplerin yay geren ve ok çeken halklarına baş eğdirip diz çöktürmüşlerdi. Çin'deki devletleri tahakkümleri altına almışlar, Doğu kabilelerini sindirmişler, Eftalitleri tarihten silip atmışlar, Sasanileri köşeye sıkıştırmışlar, İpek yolunu ele geçirip zenginlik ve refaha kavuşmuşlar, Juan Juanları atlarının toynakları altında ezmişlerdi. 572 yılında ölen Mukan Kağan'ın yerine Mukan'ın kardeşi Taspar Kağan geçti. Taspar tahta geçtiğinde batı cihetinde İstemiyabgu'nun kuvvetleri Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Kafkasya içlerinde akınlar yapıyordu. Bu akınlar Doğu Roma'nın önlemleriyle bir anda durdu. II. Tiberius, 576'da Valentinos adında bir elçiyi ittifakı tazelemek adına İstemiye yolladı. Elçi, Aral Gölü kuzeyine geldiği sırada İstemiyabgu'nun öldüğünü ve yerine Tardu'nun geçtiğini öğrendi. Bir Türk prensi tarafından yaz döneminde alıkolunan elçi, Bizanslıları ittifaka karşı gelmekle ve avarları kendilerine vermemekle suçladı. Elçi, Tardu Kağan'ı da görmesine rağmen eli boş bir şekilde ülkesine döndüğü sırada Türkler Kerç Kalesi'ni ele geçirdiler. Ve bu ilerleyiş Göktürklerin batıda ulaştığı son nokta oldu. Ötüken'deki Taspar Kağan da devletin en güçlü olduğu dönemde başa geçmiş olmanın vermiş olduğu güçle ülkesini tekrardan hanedan arasında pay ederek yönetim kolaylığı sağlama yoluna gitti. Güneydeki Çin devletleri de taht değişikliğini fırsat bilerek Göktürklerle ittifak kurabilmek için tekrar yarışa girdi. O kadar ki kaynaklara göre Ötüken'e hediye yollamaktan artık fakirleşmişlerdi. Taspar hem Çoğ hem de Çin devletini hakimiyeti altına aldığını düşünüyor. Hatta onlar hakkında "Benim güneydeki iki vefakar oğlum sebepsiz yere niye kavga ediyorlar?" şeklinde konuşuyordu. Taspar Kağan, Çin politikasında ağabeyinden farklı hareket etti. Batıdaki imparatorluğun güçlenmesinin dengeyi bozacağını düşünen Taspar, doğudaki imparatorlukla yakınlaşmayı tercih etti. Böylelikle Tahtirevan'ın iki kolunu da birbiriyle dengeleyerek üstünlüğünü koruyacaktı. Fakat Kağan bu politikayı başarılı bir şekilde yürütemedi. Çin politikası bir anda yerini Çin hayranlığına bıraktı. Kağan, esir Budist rahipler aracılığıyla Budizm'e yönelip dinini değiştirdi. Halk yeni dine meyletmese de kendini kaptıran Taspar Kağan, tapınaklar inşa edip Budist dini metinlerini Türkçe'ye çevirdi. Hatta Çin'de doğmadığına pişman olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti. Çinliler Göktürk desteğini alsalar da Çoğların baskısından bir türlü kurtulamadı. 577'de nihai bir sefere çıkan Çoğlar, doğudaki krallığa son verip topraklarını ele geçirdi. Çin prenslerinden Cao Caoyi zar zor canını kurtarıp Ötüken'e sığındı. Cao, Türk kağanından aldığı destekle kendisini yeni imparator ilan etti ve arkasına da Türk ordusunu takarak tahtı geri almak için güneye indi. 578'de Cao ve Türkler Yo eyaletine saldırıp acımaksızın herkesi kılıçtan geçirdi. Önlerine çıkan çoğu ordularını tek tek deviren müttefik ordusu işin sonunu getirmeyi beceremedi ve Çin prensi tekrar Ötüken'e dönmek zorunda kaldı. Çin prensinin üzerinden yürüttüğü politikanın işe yaramayacağını anlayan Taspar, 580 yılında evlilik yoluyla ittifak yapma teklifini yeniledi ve Prens Cao'yu da Çinlilere vermek şartıyla teklifini kabul ettirdi. Düğünden kısa süre sonra 581 yazında Taspar Kağan hayata gözlerini yumdu. Taspar'ın ölümünden sonra daha önceki Kağanların oğulları olan Anlo, Shetu, Tola Pien ve Chulo Hu arasında taht için kavga çıktı. Mücadelelerin ardından Kara Kağan'ın oğlu Shetu, İşbara Kağan ünvanıyla başa geçti. Taht için mücadele eden prenslerden ikisi onun kağanını tanırken Mukan'ın oğlu Tola Pien sinirlenip kuzeye gitti ve Apa Kağan olarak kendisini hükümdar ilan etti. Göktürkler iç mücadelelerle güçten düşerken, Çin'de ise durumlar tersine dönmekteydi. Sui Hanedanı, Çoğları devirerek başa gelmişti. Bu yeni hanedan, Türkler kendi aralarında kapışırken Çin'i neredeyse 400 yıl sonra tekrar bir araya getirecek olan güçtü. İşbara iktidarını sağlamlaştırmaya çalışırken Göktürk ülkesini bitirecek fitnenin içlerinde yavaş yavaş büyüdüğünü fark edemedi. Kağan da dahil olmak üzere ülke soylularının pek çoğunun eşi Çinliydi. Çin prenseslerinin mahiyeti içerisinde Göktürklerin arasına karışmak için yerleştirilmiş onlarca casus bulunuyordu.
Bu casusların arasında biri vardı ki Türklerin ocağına incir ağacı dikecekti. Çinli casus Chan Shunsheng, nişancılığı sayesinde İşbara Kağan'ın gözüne girmeyi başardı. Kağan'la sürekli ava çıkan casus, ülkenin askeri gücünü, coğrafyasını, sınırlarını, yapabileceklerini, teşkilatını ve de en önemlisi soylular arasındaki tüm sürtüşmeleri öğrendi. Bu öğrendiklerini rapor olarak Sui İmparatoru Wen'e sundu. Chan Shunsheng, Türkleri bölmek için araya nifak sokulması gerektiği fikrini savunup bunu imparatora kabul ettirdi. İmparator rapor doğrultusunda ilk iş olarak Batı Göktürk Kağan'ı Tardu'ya kurtbaşlı bir sancak gönderdi. Onu İşbara'dan güçlü olduğuna ikna etti. Zaten İşbara'ya muhalif olan Tardu'nun kafasındaki bağımsızlık düşüncesi bu gazla daha da belirginleşti. İkinci hamle, doğudaki Moğol kabilelerini isyan için hazırlamak oldu. Üçüncü hamle ise Kağan'ın halk tarafından çok sevilen kardeşi Chulohu'yu ağabeyine karşı kışkırtmak oldu. Çinliler böylece nifak tohumlarını tek tek ektiler. Her şeyi öğrenen Türk Kağan'ı, eski Çoğ prensesi olan eşinin ailesinin intikamını da almak bahanesiyle Çin üzerine şimdiye kadar girişilmiş en büyük seferlerden birini yapmaya karar verdi. Tardu da dahil olmak üzere altındaki 4 Kağan'ı ordusuna katarak 582'nin Temmuz'unda yüz binlerce kişi olduğu söylenen ordusuyla her koldan Çin'e girdi. Türkler yakmadık tarla, yağmalamadık mal bırakmaksızın ilerlediler. Çinliler ne yaptıysa Türklerin önünde duramadı. İşbara ve orduları kolayca Çin Seddi'ni aşıp güneye indi. Wu Wei, Anting, Yan'an tek tek Türklere teslim oldu. Başkent yakınlarına kadar inen İşbara Kağan daha da güneye gitmek arzusundayken, Tardu hiçbir bahane olmaksızın askerlerini alıp gitti ve fiili olarak ilk bağımsız hareketini yaptı. İşbara ise sahte bir mektupla durduruldu. Kağan yurdunda isyan hazırlığı olduğu haberine kanıp 583 yılı başında ordularını alıp Ötüken'e gitti. Tarumar olan Çin Devleti'nin kolunu kıpırdatacak hali dahi kalmamıştı. İmparator Wen, durumun ne denli kötü olduğunu görüp bir ferman yayınladı. Komutanlarına yolladığı bu fermanda her şeyi açık açık yazan imparator, Türklerin boyunduruğundan ve baskısından kurtulmak için birlik olmaları gerektiğini söyledi. Türklerin güçlü ve güçsüz yanlarını sıralayıp onları yok etmek için yapılması gerekenleri adım adım saydı. Bu ferman sayesinde psikolojik olarak toparlanan Çin beyleri, düşmanlarının üzerine yürümek için var güçleriyle hazırlandılar ve 583'ün bahar mevsiminde büyük bir orduyla kuzeye gittiler. Payitao mevkiine geldiklerinde İşbara ve Göktürk ordusunu karşılarında buldular. Fakat bu sefer Türkler, yıllardır Çinlileri yenmenin verdiği rehavetle savaşa çok da hazırlıklı gelmemişlerdi. Var güçleriyle hücuma kalkan Çinliler, ilk kez bu denli güçlü bir darbeyle Türkleri yenmeyi başardı. İşbara Kağan altın kalkanını dahi savaş meydanında bırakıp kaçtı. Kuzeye çekildiyse de başına bu sefer daha büyük bir musibet geldi. Türkler ne Çinlilerden, ne Moğollardan, ne Sasanilerden, ne de Romalılardan çekinirlerdi. Onların çekindikleri ve ürktükleri tek şey kıtlıktı. Bozkır'da su toprağa kavuşmazsa Türk'ün yüzü gülmezmiş derler. Ki 583 yazından gayri İşbara'nın yüzü gülmez oldu. Kuraklık ve kıtlık Göktürklerin tüm takatini bitirdi. Açlıktan ölümler ardı ardına geldi. Yiyecek tek lokma bulamayan halk, kemik tozu kaynatıp içerek hayatta kalmaya çalıştı. Türkler hayatta kalmaya çalışırken Çin boş durmadı ve güçlendi. Tardu'yu Türk devletinden çekip kopardıkları gibi Apa Kağan'ı da isyana teşvik ettiler. İşbara Apa'nın da ayrılmasına izin vermek istemediğinden bir seferle onu etkisiz hale getirdi. Yenilmesine rağmen Apa kaçıp Tardu'ya sığındı. Ardından iki ufak Kağan da isyan edip Tardu'ya sığındı. İsyancılar Apa önderliğinde birleşip ülkenin batısında hatırı sayılır bir güç haline gelince, Büyük Kağan iyice köşeye sıkıştı. Sürüp giden iç savaştan ve özellikle kıtlıktan dolayı iyice takatten düşen İşbara, el mecbur Sui İmparatorluğundan destek istedi. Aradığı fırsatı bulan Wen, Ötüken'e elçi yollayıp Türk Kağan'ından kendisine baş eğmesini istedi. Oradakiler Kağan'ın kurt karakterli olduğu için ataları gibi kimseye baş eğmeyeceğini söylese de desteğe muhtaç olan İşbara, elçi önünde baş eğip Çin'in büyük egemenliğini tanıdığını açıkladı. Çin'in üstünlüğünü kabul eden İşbara, onlardan aldığı destekle Apa Kağan'ı mağlup ederek eski gücüne kavuştu. Zaferleri için Çin İmparatoruna minnettarlığını sunan lider, 587'de Çin vasalı olarak hayata gözlerini yumdu.
Ardından kardeşi Chulohu, Baga Khan ünvanıyla tahta geçtiyse de batıya yaptığı bir sefer sırasında alnından vurularak öldü. Taht bu sefer Tulan Khan ünvanını alan İşbara'nın oğlu Yunglü Yu'ya kaldı. Göktürklerde taht değişikliği olurken İmparator Wen, 589'da güneydeki Chen Hanedanı'nı yok ederek tüm ülkeyi tek bir hanedan altında birleştirmeyi başardı. Chen Devleti'nin artıkları son çare olarak Göktürk Hatun'u Tay'ya sığındılar. Tay ünvanlı Çin prensesi yıllar önce Taspar Khan'la evlenmişti. Türk geleneğince gelin, ölen erkeğin kardeşlerinden biri ya da oğullarından birisiyle evlenirdi. Bu yüzden Tay Hatun sırasıyla Taspar, İşbara, Baga ve Tulan Khan'ların eşi oldu. Çin kökenli bu hatun, Suilerden kaçanları gizlice etrafında toplayıp İmparator Wen'i tahtından atmak istiyordu. Bu düşünceyle eski eşlerini olduğu gibi Tulan Khan'ı da ilmek ilmek işledi. Hali hazırda Khan da güçlenip Çinlilere verdiği vergiyi kesmişti ki eşinin çevirdiği oyunları Çinliler tarafından öğrenince İmparator Wen'in isteğiyle karısını öldürüp Çin'e bağlılığını sundu. Çin, Tulan'a güvenmeyip kuzeyde hüküm süren Tuli Khan'a destek vereceğini açıkladı ve Göktürk iç savaşı tekrar başladı. İki Khan da Çin desteği için kapışmaya başladılar. Aslında bu durum ilk videoda bahsettiğimiz durumun tam tersiydi. Eskiden bölünmüş Çinliler Göktürk desteği için birbirini kırarken, şimdi de Göktürkler Çin İmparatorunun desteği için birbirleriyle savaşıyorlardı. Çin desteğini Tuli'den yana kullanınca Tulan sinirlendi ve Çin'i cezalandırmak istedi. Batıdaki Tardu ile savaşmayı bırakıp onunla ittifak kurdu. İki ordu ilk iş olarak ortalığı karıştıran Tuli Khan'ı yenip topraklarını aldılar. Sonrasında tüm kuvvetleriyle Çin sınırlarına saldırdılar. Wen, ordularını sınırlara saldıran Göktürkler üzerine sevk etti. Çin orduları hem Tulan'ı hem de Tardu'yu yenip işleri avantajlarına çevirmeyi iyi bildiler. Bu işten en karlı çıkan elbette Tuli oldu. İmparator tarafından Qi Min Khan ünvanıyla lider ilan edilip kendisine bağlı obalarla sınır eyaletlerinden birine yerleştirildi. Yenilgi sonrası Doğu Göktürk Khan'ı kendisini toparlamaya çalıştıysa da bu nafileydi. Bir kere boyların gözünde prestijini kaybetmişti. Bu saygınlık kaybı üst üste çıkan isyanlara neden oldu. Tulan bu isyanların biriyle uğraştığı esnada 600 yılı başlarında hayatını kaybetti. Khanlık iyice çözülürken Batı Göktürk lideri Tardu, yönetimi tek bir elde toplayabilmek adına kendisini Bilge Khan ilan etti. İlk iş Qi Min'i ortadan kaldırmak için saldırıya geçti. Ama rakibin arkasında kapı gibi Çin duruyordu. Birleşik Çin Göktürk ordularıyla baş edemeyeceğini anlayıp kuzeye çekildi. Ardından tüm Türk boyları Tardu'ya isyan etti. İsyanların önünün alınamaması ve yanında ona destek olacak birinin olmayışı, Tardu'yu perişan bir vaziyete soktu. Hani daha önce de dedik ya, Bozkır'da hayat hızlı akar, yükselişler ve düşüşler de bir anda olur diye. İşte Tardu'nun düşüşü de bu şekilde bir anda oldu. İsyanlarla uğraşamayan Khan, 603 yılında Tuyuhunlara sığınıp tarihin yırtık sayfalarından birini oluşturdu. Tardu'nun yok oluşundan sonra Altay Dağları'nın doğusundaki boyların pek çoğu Çin'deki Qi Min'i Khan olarak belirledi. Doğu Göktürk tahtına geçen yeni Khan Ötüken'e gitmedi. Çin'e yakın diye Gobi Çölü'nün doğusundaki bir şehri kendisine merkez seçip buraya kondu ve kendisine bağlı boyları buradan yönetmeye başladı. O, kendisine bağlı Türkleri buradan yönetiyordu. Ama onu yönetenler, Chang'an Sarayı'ndaki Çinlilerdi. Adeta bir Çin eyalet komutanı gibi ne denirse ne istenirse onu yaptı. O kadar ki önce İmparator Wen'e, sonrasında Yang'a bir Çinli gibi yaşamak istediğini söyledi. Çin Sarayı'nda kaldığı süre onun fikir dünyasını tamamen değiştirmişti. Bozkır'ın soğuğundansa Çin'in yumuşak havasını tercih eder oldu. Ziyafetler, hediyeler, şatafat ve güç onun aklını başından aldı. Çinli gibi yiyip içmek, Çinli gibi giyinmek, hatta Çinli gibi ölmek istediğini her seferinde dile getiriyordu. İmparator Yang'ın ayaklarına kapanıp ona şarap sunan Qi Min'i gören Çinliler, yüzyıllar önce asimile ettikleri Hunları hatırlayıp, tarihin kendileri lehine tekerrür etmesine bıyık altından tatlı tatlı gülüyorlardı. Daha 20-30 yıl öncesine dek Çin'e kök söktüren Bumin ve Muka'nın soyundan gelenler, şimdi aynı adamların şaraptarı olma seviyesine kadar düşmüşlerdi. Bakalım bir dahaki bölümde Göktürkler tekrardan ayağa mı kalkacaklar, yoksa tamamen Çinlileşip
yok mu olacaklar? Serinin bir sonraki bölümünü kaçırmamak adına kanala abone olup çana tıklamayı ihmal etmeyiniz.